Ben oğluma 1 yıl sonra çalışma yaptım. 3 yaşındaki kekemeliği başladı. Bu kekemeliği geçen bunu dememiştim. Sünnet düğünü yapmıştım ben. Hani şenlik yapmıştım. O aşamada başladı aslında kekemeliği. Ve ben bunun o arada anneannesinde falan da kalmıştı. Dedim acaba ben yokken bir şeyden mi korktu? Bunun travması ne olabilir? Siz dediniz korku ya hamilelikteki korku da olabilir. Hani çocuğun yaşadığı bir korku da olabilir diyerekten. Bilmem ben aklıma zaten hamileliğimdeki en büyük korku hani Down sendromlu bir çocuğunuz olacak. İşte aldırmalısınız gibi o yaşadığım korku geldi yani hani hamileliğimdeki. Ve cesaret edip Ramazan'dan önceydi hocam çalıştım. Kendim çalıştım. Hani kendim çocuğum olmadan çalıştım. Daha sonra oğlum uykudayken ona çalıştım. Bir de ben bu ikinci çalışmayı da oğluma yaptım. Daha sonra bir de sünnet için bir çalışma yaptım. Acaba sünnetten dolayı da korkmuş olabilir mi diye. 3 kez çalıştım yani toplam. Ve bir hafta içinde oğlum tamamen kekemeliğe gitti. Bir de birkaç kişi böyle bir hafta boyunca her gün mü çalıştınız demiş ama her gün çalışmadım. Sadece 3 sefer çalıştım. Biri kendim yalnız çalıştım, birini oğluma çalıştım uykudayken. Diğerinde sünnet için çalıştım. Yani çalışmalarımda kendime çalıştığımda aynı sizin tarif ettiğiniz gibi hikaye, olayı anlattım, duyguya girdim. En önemlisi duyguya belki gerçekten hani iyi girdiğim için, hani çocuğum olduğu için o anı yaşadım, tekrar o zamana gittim. O yüzden hani güzel duyguya girdiğimi düşünüyorum. Ve de uzunca bir süre buna evet hocam. Uykudayken de duyguya girdiniz. Uykudayken de girdim evet. Çünkü yani girmemek böyle bir şey de mümkün değil. Çünkü direkt o anı yaşıyorsunuz. Hani onu duyduğunuz anı ne kadar üzüldüğünüzü ve çocuğunuzla sürekli konuşuyorsunuz. İşte sen sağlıklı ol. Hani ben hamileyken konuştuğumu söylüyorum şu an. Hani bebeğinizle konuşuyorsunuz. İşte sağlıklı olacaksın. Sen Down sendromu bile olsan benim çocuğumsun falan diye ben konuşuyordum böyle. Siz duyguya Hani girdiniz dedim yani orada. Evet. evet hamileliğimde o konuşmam belki onu korkuttu. Yani ona da bunu sirayet ettirmem korkuttu diye düşündüm. Kendinize vuruş yaptınız mı yoksa sadece çocuğa mı yaptınız? Uykuda çocuğa çalışırken zaten o yatakta yatar vaziyetteydi. Ben sadece onun başına ve hafif hafif boynum yani göğüs kısmına vuruş yaptım. Ona yaptınız, Yani ben kendinize değil. ona yaptım. Ona Tamam, yaptım. Evet okey. çocuğa yaptım. Onu Tamam. sordum. Merak Yani ettim. o uykudayken Sünnetteki olay neydi? gecel uyuşturmayla yaptırmıştık. O da çok küçüktü. 1 yaşındaydı. Ve gerçekten hani elini o an yani ben de şu an aslında pişmanım ama niye öyle oldu bilmiyorum. Elini kolunu çok tuttular. Yani böyle gereksiz yere bir korku yaşadı ve çok bağırarak ağladı. Aslında bu epilepsi falan hani sıkıştırma hani öyle duymuştum ama hani öyle bir şey çok şükür yok. Muhakkak o bir haftalık süreçte ben onu sürekli takip ettim. Çünkü hani ister istemez hani bekliyorum acaba tekrar yapacak mı hemen bırakacak mı diye. Azalma oldu. Azalma oldu ama inanın ben fark ettim de birkaç gün içinde tamamen gitti. Sonra bir baktım çocuk kekelemiyor. Sonra hemen çevremdekileri yani eşime, işte anneannesine, işte teyzesine herkese ya Eymen kekelemiyor. Artık bakın dikkat ettiniz mi? Normal konuşuyor falan diye gerçekten böyle aşırı bir heyecanla bir de şey demiştim size ben söylemedim çalışma yaptım. Dedim ki hadi geçmezse dedim. Çünkü sizi takip ettiğim herkes biliyor çevremde. Hani geçmezse onların da şimdi hani umudunu yıkmak gibi değil de hani geçecekti. Bak çalışma yaptın geçmedi gibi. Hani şimdi ben birçok demoya katıldım. Kendim de demo yaptım ama hani bariz bir hastalığım olmadığı için hani muhakkak hepsi bir şeye fayda sağlamıştır muhakkak. Ama hani bu oğlumunki bariz olan bir şeydi. O yüzden hani birden geçtiği için şu an mesela nerede kekime bir çocuk görsem annem hemen beni arıyor diyor ki şunun çocuğu kekeliyormuş sen bir görürsen de Barış Bey'i takip etsin. Ya da ne bileyim komşunun torunu kekeliyormuş evre bir konuşsan da işte o da çalışma yapsa o da demo yapsa falan diye sürekli böyle geliyor çevreden hani böyle sorular.